Kemal. Hadi, iç bakalım şunu. Sağ ol usta. Beni bırakıp gitti usta. Muzaffer'in koluna girip gözlerimin içine baka baka balayına gitti. Usta, Güllü'yle hayallediğim şeyler olmayacak şeyler mi sence? Ben nerede hata yapıyorum usta? Bu dünyada attığımız her taş her zaman istediğimiz kuşu vurmaz evladım. Beni korkutuyorsun usta. Neden? Kurduğum hayallerde apartmanlar, saraylar, milyonlar yok ki. İki odalı, küçücük bir evde Güllü'yle yaşayayım. Sokakta oynayan çocuklarımızı seyredeyim istiyorum, o kadar. Şüphesiz bunları yapman zor değil. Hatta gün gelir bir bakmışsın avucunun içinde bulmuşsun bunları. Ama... Aması? Her insan güzel hayaller kurar. Ama o güzel hayalleri kuran insanların kimisi hırsız, kimi serseri, kimi cani olur. Kendileri istedikleri için mi böyle olur peki? Hayır. Herkes attığı taşın istediği kuşu vurmasını, talihinin hep yaver gitmesini ister. İster ama bu her zaman böyle olmaz işte. Peki ne yapacağım usta? Hayatını şansa talihe bırakmayacaksın. Güllü senin için artık geçmişte kaldı. Güllü de şansını denemeyi bırak ve önündeki geleceğe, yeni günlere bak. Vücut ikliminin sultanı sensin. Vücut ikliminin sultanı sensin. Size kahve yaptım. Buyurun. Sağ olun güzel. Benim Güllü nereye gitti ki akşam akşam acaba? Balayına Paris'e gittiler. Balayına mı gittiler? Hı. Bana da sürpriz oldu. Abim söylememişti gideceklerini. Beyin cüzdanı soyup soğana çevirir artık kız orada. O tükken senin, bu tükken benim alıp getirmediğini bırakmaz kız. Gülizar, uzatma lütfen. Kemal çiftliğe döndü mü? Görmedim. Dönmedi herhal. Allah Allah. Nerede bu? Niye arıyorsunuz ki Kemal'i bu kadar? Söyledim ya Gülizar, haftalığını verecektim. Sabah verirsiniz. Dönmeyecek değil ya çiftliğe. Thank you.
Kemal. Nereden geliyorsun sen? Muzaffer Bey giderken arabasını gardan almamı istemişti. İyi de insan bir haber verir. Unuttun mu? Sen benim şoförümsün. Kusura bakmayın. Önemli bir şey mi vardı? Hayır. Şey aslında evet. Sabah bir ara yanıma uğra. Haftalığını vereyim. Setropeti. Neyse. Merci monsieur. Muzaffer. Şu koca şeye bak. İşte bu Eyfel Kulesi. Paris'in simgesidir. Bizim Adana'daki kuleye hiç benzemiyor. O bunun yanında soğan cücüğü gibi kalır vallahi. Eyfel Kulesi demirdendir. Fransızlar bunu ihtilalin 100. yılında yapmışlar. Kutlamak için. İhtilal nedir? Halklar kimi zaman yönetiminden hoşnut olmadıkları yöneticileri silah zoruyla değiştirirler. Fransız ihtilali bu manada bütün milletlere örnek olmuş. Hı. Bizim kuleyi de Fransız ihtilalini kutlamak için mi dikmişler? O sadece zamanı göstermek için. Zaman demişken hadi çene çalmaktan vazgeçelim de sana Paris'i göstereyim ha? Tamam. Ama önce üzerimi değişmem lazım. Yok. Üstündekiler gayet hoş. Olmaz. Yolda gelirken kirlendiler. Fransızlara ayıp olmasa şimdi. Muzaffer Bey'le Avrupa'ya gezmeye gitti dün akşam. Gezmeye mi gitti? Ya. Bana sorarsan sen pek dolanma ortalıklarda. Geç odana keyif yap. Şey, hamam var mı bu evde? Hamam derken banyo demek istedin herhal. Ha. Var. Aa şura. Gel. Burası da banyo. Biliyorum. Madem biliyorsun ne diye sordun? Yok hani banyo nasıl bir şey onu biliyorum demek istedim. Ha, iyi bari. Ha. Aa bu ada küvet diyorlar. Havlun falan var mı? Yok. Hepsi öbür evde kaldı. Ben sana bir şeyler ayarlayayım bari. Sen bekle burada. Thank you.
Geldiğinden beri gözün yollarda. Hayırdır? Kemal gelecekti beni almaya. Gecikti biraz. Daha yeni geldin ayol. Acelen ne? Bankada halletmem gereken birkaç iş var. Acelem ondan. Bankada halletmesi gereken birkaç iş varmış. Biz de yuttuk. Ne demek istiyorsun Neriman? Kızım, Kemal seni bırakırken arkasından gözünü alamadın. Şimdi yollarını gözlüyorsun bir an önce dönsün diye. Saçmalama lütfen. Kemal'le ben. Neden olmasın? Gönül bu. Aka da konar. Karaya da. Hem zaten evlen artık. Bu gidişle kız kurusu olup kalacaksın çiftlikte. Sen de öteden beri beni evlendirmeye pek meraklısındır zaten. Ne yapayım? Üzülüyorum haline. Yıllardır abinin peşinde çiftlik işlerinde helak oldun. Gençliğin güzelliğini elden gitmeden hayatını yaşamaya bak. Şişat hele. Ahmet. Vay kardeşime bak hele. Çekmişsin dağcıları he. Nasılsın kardeşim? Nerelerdesin? İyi iyi. Geç öyle oku. Ne olsun be Kemal'im? Kamyondan çiğit çekiyorum fabrikaya. Fabrikaya? Senin haberin yok değil mi? Zafer Bey fabrikasında işe aldı beni. Ya. Ya. Hayırlı olsun, sevindim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor Güllü'ye şoförlük işleri? Sen haklı çıktın be Ahmet. Güllü sürekli gözünün önünde olmana izin vermez demişti. Sonunda ipleri tamamen kopardı. Boş ver. Aşık değil Muzaffer'e Güllü. Sen bunu biliyorsun ya. Bu sana yetmez mi? Belki de artık aşıktır. Belki de gerçekten seviyordur. O vakit yapabileceğim bir şey yok demektir. Keşke Muzaffer kadar zengin olaydı. Ya bir gün Muzaffer kadar zengin olursan? İnşallah. Ama... İnşallah maşallah bırak. Zengin olursam... Güllü'yü Muzaffer'in elinden çekip alamaz mıyım sence? Alırsın, almasana da nasıl zengin olacaksın ki? He? Ben biliyorum nasıl. Ne oldu gene? Bir de bu garı çıktı şimdi başımıza ya. Kim? Hangi garı? Hangi garı olacak? Güllü'nün anası. Çıkmış dolanıyordu evde. Gezgin Yemen'i. Bırak dolansın kız. Sana ne zararı var? Yarın öbür gün pıt pıt lapası gibi ona buna karışırsa görürüm ben seni amına. Karışmaz, karışmaz. Görmüyor mu kadını? Zati zavallının biri. Ensesine vur, lokmasını alıver kadın. Seninkiler balayına gitmişler Paris'e. Gitmeseler miydi? Elbette gidecekler. Geç bile kaldılar. Bakalım bey ne getirecek bize Paris'te? Çok beklersin bacım. Yanında Güllü varken seni beni mi düşünecek? O ne demek ya? Bey ne vakit Avrupa'ya tatile gitse bize hediye almadan dönmez. Yanında Güllü var diye unutacak değil herhalde. Sen öyle san canım. O Güllü ona kimleri unutturdu? Bak, rahmetli Behiye Hanım'ın adını anan var mı çiftlikte ha? Ah Şanzelize.
Behiye ne çok severdi burayı. Şarabı beğenmedin mi? Biraz ekşi. Şarabın memleketi burası. Fransızlar duyarsa çok bozulacaklar. Sevmiyorum şarabı, ne yapayım? Hani viski içecektik şeyin kabaresinde? Cimiyiz. Akşama gideriz. Alışveriş de yapacaktık daha. Alışverişe kadar sana göstermek istediğim o kadar çok yer var ki. Mesela? Mesela Notre Dame Katedrali. Ama öyle yerlerden hoşlanmam diyorsan eğer, senle evinin kenarında bir heyle gittiğimiz bir yer. Adisyon sürükle. Arabada yine bir problem mi var? Yok, hayır. Halide Hanım. Efendim? Şey, hani geçenlerde Sarıçam'a gitmiştik, pikniğe. Evet. Hani diyorum ki, eğer isterseniz, yani yarın bir daha gidelim mi? Ne dersiniz? Şey, bilmem ki. Olur herhalde. Tamam. Sağ olasın. Buyur, hoş geldin bacım. Otur. Yok, oturmayayım. Şey diyecektim de. Ne demeye? Buyur, söyle. Bana da bir iş verin, çalışayım diyecektim. Sıkıldım odada oturmaktan. Hem ayıp oluyor. Aman, olur mu hiç öyle şey? Siz bugüne bugün bizim küçük hanımımızın anasısınız. Siz oturacaksınız. Biz size hizmet edeceğiz hattı zatında, öyle değil mi Gülizar? Ha? Yok, vallahi oturamam bacım. Alışık değilim ben oturmaya. Hem bir şeyin ucundan tutsam elime mi yapışır ki? Madem alışık değilsin. Al, buyur. Avlun ne zamandır süpürülmesi lazımdı? Bin yaşa. Canını almasın seni. Kız, sen kafanı mı yedin ha? Vallahi Muzaffer Bey duyarsa ikimizi birden öldürür ha bilesin. Ben ne yaptım anam? Karı kendi kaşındı iş iş diye. Kızım, o lafın gelişi söylemiştir. Yani bizi yoklamak için. İyi ya işte. Anlasın bakalım gezgin yemeni, her kuşun etinin yenmeyeceğini. Güllü'nün anası diye Sübhanallah boncuğu takıp baş köşeye oturtacak halimiz yok. Yarın öğlen gideriz Sarıçam, olur mu? Peki. Hoş geldiniz. Gülizar. Gül'ün annesi ne yapıyor öyle? Havluyu süpürüyor. Süpürdüğünü görüyorum. Kadının elini siz mi tutuşturdunuz yoksa süpürgeyi? Yok vallahi hanımım kendi almış.
Biz çok ısrar ettik. Geç otur sen keyfine bak diye ama. Ya Ameli kızın anası da Ameli oluyor demek. Neyse. Hadi gel bana yardım et. Otur saraya karşı. Teyze patates sevme mi? Attır mı taş yığına? Gel beraber gezelim. İyi günler Pakize. Hemen mi gideyim? Sana ne? Sana mı kaldı tasası? Yok bana kalmadı da. Eğer eve gidiyorsan filelerini taşıyayım diyecektim biliyor musun? İyi. Madem hamallık edeceğim diyor. Al buyur. Taşı o vakit. Para falan istersen vermem ha, ona göre. Yok be kızım, senden para isteyen kim? Para senin için köpeğin ya. Çekil lan, çekil kız. Fabrikadan mı? Başka nereden olur bu saatte? Doğru diyorsun. Kız Pakize, ben var ya ne vakit fabrikaya gitsem... ...sen her gördüğümde içimden şey diyordum. Lan ne bilekli, ne yiğit karı. Hanım diyordum. Ya. Ya. Bayan kısmısı tabii biraz narin oluyor. Hani öyle ensesine vura ekmeğini al misali. Anlıyor musun? Ama sen öyle misin ya? Lan bana bak. Ha. Sen bana asılıyor mu yoksa? Asılmak? Yok bacım tövbe. Yani senin gibi namus ehli birine asılmak kimin adına düşmüş öyle değil mi? He? Beni o gönlünü eğlendirdiğin karılar gibi zannetme. Şaplak odumu dümbele şaşarsın valla. Ver şunları. Vur bakalım vur. Senin vurduğun yerde gül biter. Canım benim. Selamünaleyküm hafız. Aleykümselam. Muhterem. Ne oldu ki bizim nevaleler? Nevaleler? Seni nevale alasın diye çarşıya göndermedik mi? Abo! Nevaleler. Heh. Ya hafız doğru diyorsun. Sen beni gönderdin göndermesine de. Bende hiç para kalmamış. Ne vakit yedin ki 100 lirayı? Ekmek musab çarşısını yemedim kardeşim. Beni bilin. Ne oldu ki paraya? Düşürmüşüm. Ulan bir sahibim. Gördün mü ya? Ne yapacağız şimdi? Al. Bak bu benim son 100 liram. Eğer bunu da düşürürsen... Bir daha buraya geleyim deme sakın. Tamam hafız, sen hiç merak etme. Ben gidip nevaleleri alayım. Üstünü getir ha. Ulan yine oğlu. Var mı öyle zaloğlunun kesesinden yiyip içmek ha? Yıllarca ben seni doyurdum. Şimdi sen beni doyur bakalım. İnek.
Resepsiyondan Adana'yı aramaya çalıştım ama bağlayamadılar bir türlü. Neyse, çıkarken deneriz. Niye hazırlanmadın sen? Cimiz'e geç kalacağız. Gitmiyorum Cimiye Mimiye be. Neden? Neden mi? Bir de neden diye soruyor musun? Behiye'nin adını duymak niçin seni bu kadar sinirlendiriyor ki? Behiye'nin adını duymak değil. Peki neden? Sürekli Behiye ile karşılaştırılmaktan bıktım, usandım. Evlenince unutursun, geçer dedim ama hayır. Attığım her adımda eski karını çıkartıyorsun karşıma. Bana bunu yapma Muzaffer, Allah aşkına yapma. Bunu isteyerek mi yaptığımı sanıyorsun? Behiye ile yaşadığım onca yılı bir anda unutmamı nasıl beklersin? Kolay mı sanıyorsun? Sen birini çok sevip göz göre göre elinden kayıp gitmesini seyrettin mi hiç? Hayır. Ama şimdi elimde olanın kayıp gitmesine izin vermeyeceğim. Yarın hemen memlekete dönmek istiyorum ben. Alo? Paris mi? Evet, bekliyorum. Alo abi? İyiyiz, evet. Her şey yolunda, merak etme. Sen nasılsın? Nasıl geçiyor balayı? Dönüyor musunuz? Bu kadar çabuk mu? Tamam. Tamam peki. Kendine iyi bak. Güle güle. Abimler yarın yola çıkıyormuş. Sabah erkenden evi temizlemeye başlayın. Her yer pırıl pırıl olsun istiyorum. Anlaşıldı. Kız, ben bir şey anlamadım bu işten. Neden balayından erken dönüyorlar ha? Bale. Ha? Kız Seyyar abla, bunları orada kavga etmiş olmaz. Yok canım, olur mu hiç? Adı üstünde balayı kızım. Güllü tükkan tükkan gezip beyin cebini boşalttıysa, beyin de depese atıp. Hı? Desene Güllü balayını zehir zıkkımayına döndürdü. Hamza. Hamza kalk oğlum. Hamza. Uyan oğlum, uyan. Öğlen olmuş, sen hala yatıyorsun camış gibi. Ne? Öğlen mi olmuş? Eyvah! En az 5 saat geç kaldım fabrikaya.
Baba. Baba çoraplarım nerede? Ne bileyim lan ben. Ya üçtür geç kalıyorum fabrikaya. Bu sefer kesin kovacaklar vallahi. Ya baba çoraplar diyorum. Elini körü. Bizi bu halde kodun gittin ya. Alacağın olsun soykan. Güzel. Bu kadını niye dolandırıyorsunuz ortalıkta? Girsin odasına çıkmasın. Vallahi kendi tutturdu temizlik yapacağım diye. Kızın anası diye bir şey de diyemiyoruz. Bari göz kulak olun da bir şeyler kırıp dökmesin. Olur. Sepetim hazır mı? Hazır. Öğleden sonra geleceğim ben. Elinizi çabuk tutun. Bu da Kemal'e yazıyor ha ciddi ciddi. Tövbe de kız. Hem senin işin gücün yok mu? Herkesin günahını alıyorsun ha. Ya sen öyle san. Ayıp ama. Koskoca bir beyin hemşiresin ya. Çamur hayatta kalıbına bak. Yakışıyor mu hiç sana şoförlerle gezmek? Gülizar. Vır vır etmeyi bırak kız. Hadi bitirelim şu işi. Daha yukarıda yığınla iş var. Hadi yürü. Hadi hadi vıdı vıdı etme. Aman iyi ben. Merhaba Kemal. Merhaba. Hazırsan gidelim. Tabii. Buyurun Halide Hanım. Orient Express'e bilet aldım. Yarın İstanbul'da oluruz. Oradan da... Böyle susup somurtmak zorunda mısın? Ne yapmamı bekliyorsun? Daha anlayışlı olmanı bekliyorum. Öyle mi? Ne yapsaydım? Sen Beyye'den bahsedince aman ne güzel hep beraber yiyip içip eğlenelim mi deseydim? Bak işte hep böyle davranıyorsun. Ne zaman Behiye'den konu açılsa hep mübalağa ediyorsun. Sen mi ben mi? Yapma Allah aşkına Muzaffer. Madem eski karını bu kadar seviyordun niye evlendin benimle? Evlendim çünkü... sana aşık oldum. Bu aşkın karşılıklı olduğunu... beni değiştireceğini umdum. Ama görüyorum ki yanılmışım. Anam!
Bir dene bakalım, beğenecek misin? Siz mi hazırladınız? Gülizar yaptı ama içine neler konacağını ben söyledim. Beğendin mi? Hı hı. Kemal. Bilmiyorum, belki bana kızacaksın ama sana söylemek istediğim bir şey var. Nedir? Gülizar. Geçenlerde annene gidip seni sormuş. Niye yapmış böyle bir şey? Siz mi istediniz yoksa? Hayır, asla. Gülizar senin Güllü'ye aşık olduğunu zannediyormuş. Meraklı Asma'nın teki olduğundan kalkıp annenin ağzını aramaya çalışmış. Evet. Tabii annenden de acı gerçeği öğrenince çok pişman oldu. Haksızlık ettim. Günahını aldım Kemal'in dedi. Kusura bakma. Ben de bilmiyordum. Keşke karın yaşıyor olsaydı. Keşke onu hastalıktan kaybetmemiş olsaydı. Ama mukadderat işte. Neyse, kapatalım mevzuyu. Elbette. Bisiklete binelim mi? Efendim? Biliyor musunuz bisiklet kullandığını? Çocukken çok binerdim. Bir kere öğrenen bir daha unutmazmış. Peki. Dikkat edin, düşmeyin. Düşmem, merak etme. Çok hızlı gidiyorsunuz. Yavaşlayın lütfen. Dikkatli olun. Kemal, ne yapacağım? Atlayın. Ne? Ah! Bir şey söylesene. Ah! Bir şeyiniz yok ya. Hayır, iyiyim. Çiftliğe dönsek iyi olacak galiba. Peki. Teşekkür ederim Kemal. Çok uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim.
Yarın... Evet. Yarın beni bir yarın Erimanlara bırakır mısın? Elbette. İyi akşamlar. Size de Allah. Bravo senin şu Menderes'e. Milletin evlatlarını bile bile ölüme gönderiyor. Ne alakası var ya? Adam NATO'ya girelim diye uğraşıyor. Fena mı yapıyor? Fena tabii. Ya siz Demokrat Partililer dellenmişsiniz kardeşim. Ya Kore'ye milis göndereceğim diye dernek bile kurdurdu diyorlar Menderes'e. Pes be, pes. Bak hele, daha ilk günden 3000 tane adam başvurmuş ama ne haber? Yalan ulan. Amerika'da bile o kadar adamı bulamam bir günde. CHP sanki istemiyor Kore'ye asker göndermeyi. Öyle mi? İstemiyor tabii. İstemem diyor da, oğlum yan cebime koy diyor. Ya İsmet Paşa bir iki mırın kırın etti, sonra da gıgı çıkmadı. Biliyor tabii adam, savaş görmüş o kadar. Boşuna İsmet Paşa olmamış. Hayret, sen İsmet Paşa'yı övüyorsun ha Celal amme. Taşımıza taş yağacak, taş. Selamun aleyküm. Abdül, bana bir tane demli yapan ya, ha? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Etrafa sorup soruşturdum. Şükür seni burada buldum kardeş. Hayırdır amme? Ya kardeş, senin bu Sinar Hoca'nın söylediği yeri ben kazdım, kazdım. Hiçbir şey çıkmadı. Ben acaba hocanın dediğini yanlış anlayıp da yanlış yeri mi kazdım? Ne oldu? Sana yemin ediyorum öyle olmuş yani. Yanlış anlamışsın sen tabii canım. Ya onun adı üstünde Zinar Hoca. Yani onun söylediği yer kesindir, biliyor musun? Ya kardeş, sen beni bir daha götürsen hoca efendinin yanına, bir daha bir baksın da söylesin şu definenin yerini bana. Şimdi Cevat Hanım'ı götüreyim götürmesine de, benim de işim gücüm var biliyor musun? Ne zaman gitsek ya? Hemen kardeş, hemen. Hemen ne? Mesela paraysa al. Yok. Ya hiç olur mu? Yok, olmaz. Olmaz. Vallahi bak senin de emeğin var bu işte. Doğru diyorsun tabii. İyi bari. Şimdi o zaman şöyle yapalım Cevat Hanım'la. Ben şimdi kalkıp gideyim. O geçenlerde gittiğimiz ağacaltı vardı ya. Ha. Orada hocayı göreyim, onunla bir konuşayım. Tava getireyim onu, biliyor musun? Çünkü pek haz etmiyor kendisi böyle şeylerden. Sana bana bir saat sonra falan gelin, tamam? Allah senden razı olsun kardeş. Hadi göreyim seni. Tamam. Hadi gör bari. Ben gireyim. Abdül, sen benim çayı Cevat amca'ya ver. Kolay gelsin. Demek dün pikniğe gittiniz ha? Evet. Hiç belli etmiyor ama romantik çocukmuş bu Kemal. Zaten erkek dediğin romantik olacak şekerim. Ha ama çok da değil ha. Sonu kılıbıklığa varır ki hiç haz etmem kılıbık erkekten. Neyse. Elini tuttu mu? O kadar da değil. Yani sen de onun elini tutmadın. Hayır tabii ki. Yazık. Oysa ki ilk el tutuşmasında anlar insan her şeyi. Gerçekten seviyor mu yoksa gönül mü eğlendiriyor? Güvenilir ellerde miyim yoksa bir zamparayla mı birlikteyim? Ben senin kadar tecrübeli değilim, kusura bakma Neriman. Tecrübe etmek ister misin? Nasıl yani? Akşamüstü ikimiz sinemaya gitsek.
Kemal bıraksa mesela. Sonra onu da davet etsek salona. Hep beraber film seyrederken bir ara bahaneyle elin eline değse ha? Neriman lütfen saçmalama. Dünyada olmaz. Hem ne o öyle hafif kadınlar gibi? Pardon şekerim. Senin kız kurusu olduğunu unutmuştum tabii. Doğru ya. Sen ölene kadar çiftliğinde müsait bir koca adayı bekleyeceksin. Gerekirse evet. Gerekirse evet mi? Hı hı. Senin yerinde olsam Halideciğim, bu fırsatı kaçırmazdım. Kuş elinden uçtuktan sonra sakın arkasından ağlama. Gülizar, amcamgiller bana köyden bal yollamışlar. Otobüse koymuşlar. Gidip alır gelir misin ha? Ya ben anlamıyorum. Bu çiftlik bal kaymak kaynıyor. Seninkiler ne demeye sana bal gönderiyorlar ya? Kızım öyle bal değil. On zehir balı bu, on zehir balı. Amcamgiller yayladan topluyorlar. Hadi kız ne var, eline mi yapışır gitsen? Üfleme canım benim. İyi tamam tamam be. Bana bak yarısını alırım o balın ona göre ha. Sen git balı al gel sonra düşünürüz. Zilli. Hafız ağaç da hazır tamam mı? Hafız yemin ediyorum geliyor seninki. Hazırsın değil mi tamam mı? Sen önce şu benim hak ettiğim 100 lirayı ver bakalım. İyi be iyi. Al. Hadi tozun kaybol. Selamun aleyküm hocam. Ahmetoğlu Cevat. Evet benim hocam. Aleyküm selam. Hocam sizin için rahatsız ettiğimi herhalde. Biliyorum. Aradığın defineyi bulamamışsın. Bulamadım hocam. Bulamadın çünkü onlar yerini definenin değiştirmişler. Bundan haberim var. Onlar derken kim değiştirdi definenin yerini hocam? Onlar üç harfliler. Üç harfliler mi? Üç harfliler. Şey yani cinler falan mı? Şşt. Sakın isimlerini ağzına almayasın, çarpılırsın. Onlar definenin yerini değiştirmişler, bundan haberim var. Ondan bulamadım. Demek definenin yerini değiştirmişler ha. Ben de niye bulamadım diyordum. Şimdi suya bakmayacak mısınız hocam? Hayır. Definenin yeri bana daha önceden malum oldu. Malum mu oldu? Nerede hocam? Allah aşkına söyleyin. Senin evinin karşısında bir tane incir ağacı vardır değil mi? İncir ağacı mı? Yok hayır. Erik ağacı? Hayır. Elma? Hayır. Kestane? Hayır. Karpuz? Karpuz mu? Karpuz! Karpuzun ağacı mı olur hocam? Ay, seni sınamak için brefani seni... Sual eyledim ki sınayayım diye. Karpuzun ağacı mı olurum iş? Ama bir ağaç vardır değil mi? Evet var hocam. Hah, âlâ. İşte o ağaca sırtını verip 300 adım cenup tarafına doğru sayacaksın. 300. adımın altını kazıp aradığın defineyi sonunda bulacaksın. Bu sefer şaşırmadım. Allah sizden razı olsun hocam. Allah ne murat bunlarsa versin. Allah size iki cihanda nasıl çok tamam et, tamam efendi selametle. Selametle. (Gülüyor)
Lan abis, sen tiyatro artisti olacakmışsın, yanlış olmuşsun yemin ediyorum. Az kalsın ben bile inanıyordum cin hikayesine ha. Şşt! Ne oldu lan? Sakın isimlerini ağzına almayasın, hafazanı bak, çarpılırız. Sen ciddisin? Ben onlardan korkarım Eren. Sakın onlar için tek kelam etmeyesin. Tövbe tövbe. İyi be etmez. Seninki hala koşuyor. Sen de gel bizimle. Otursana Kemal. Aşk filmlerini seviyorsundur inşallah. Evet, severim. Ben de öyle düşünmüştüm. Seyyar abla, hı. Çarşıda ne gördüğümü söylesem inanmazsın. Gene ne gördün söyle. Halide ile Neriman sinemaya giriyordu. Ne olmuş, ne var bunda? Yanlarına kim vardı dersin? Kız de söyle, çatlatacaksın mı beni hadi? Kemal. Kemal mı? Bizim şoför Kemal. Hayır canım, bizim şoför Kemal değil. Halide Hanım'ın biricik şoförü Kemal. Dünyada inanmam. Halide Hanım yapmaz öyle şey. Onu o Neriman karısı ayartmıştır. Vallahi ben o bunu bilmem. Halide'nin Kemal'e bakarken yeşil etleri seyirtiyordu. Abayı yakmıştı belli ki oğlana. Tövbe de. Tövbe canım. Vale. Sana bir şey diyeyim mi? Vale. Sinemada şimcik bunlar öpüşüp koklaşmasınlar sakın. Bak bak hala edepsizlik ediyorsun kız. Sus, soyha. Susalım bakalım. Susalım da yerinde yıpransın kumrular. Tövbe tövbe. Sevgilim bu ne güzel sürpriz. Niye mi geleceksin zannetmiş? Sensiz geçen zamanı tatlanamadım ve şu çay benim derhal geldim. Sevgilim gerçekten çok güzelsin. Annen nasıl? Gayet iyi. Bu annem ben. Bu da ben de. Şey Douglas, araya girdiğim için üzgünüm ama biraz ayıp olmuyor. Affedersin, çok etkili. Bu normal. Bayan Kingston, size Bayan Hallett'i takdim edebilir miyim? Kendisi nişanlım. Nasılsınız? Ne dedin sen? Nişanlısı dedi. Douglas bana sizin hakkınızda çok şey anlattı. Anlattı öyle değil mi? Ama bana sizin hakkınızda tek bir kelime dahi etmedi. Sen eğer bundan sonra bana tek kelime bile söyleyebileceğini zannediyorsan örneğin gidebilirsin. Sen konuşma. Linda, Linda. Sakin. Sakin. Senin hakkında beni çok uyarmışlardı Douglas. Bunu ödemek zorunda kalmayacağını düşünme sakın. Chicago'da bir avukat tutmak istiyorum. Hatta eğer Chicago'da istediğim avukat yoksa Philadelphia'dan tutarım.
peşindekiyiz. Kemal, hemen kalkmamız lazım. Ne oldu Halide Hanım? Abimler bugün dönecekti. Görüşürüz. Şampanya sever misin? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Öyleyse korkmaya gerek yok, içebilirsin. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal niye bizi almaya gelmedi Yasin ha? Halide söylemedi mi yoksa? Vallahi bilmem ki şey. Kemal Halide Hanım'la sinemaya gitti Muzaffer Bey. Sinemaya mı gitti? Abi. Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin hemşire. Bakıyorum ben yokken yeni huylar edinmişsin. Ne gibi? Böyle sinemaya gitmeler, akşam vakti gelmeler filan. Şey... Hem sen nereden öğrendin benim sinemaya gittiğimi? Benim her yerde kulağım vardır hemşire. Böyle neşeli haline bakılırsa bayağı eğlenmişsiniz Kemal'de ha? Aşk olsun abi. 40 yılın başında biraz olsun benim de eğlenme hakkım yok mu? Kemal bize göz kulak olmak için gelmişti sadece. Yanımızda Neriman da vardı ayrıca. Tamam canım. Bir şey demedik zaten. Neyse. Hadi bakalım. Alın valizleri yukarı. Anne. Döndük anacığım. Döndük. Niye böyle çarçabuk döndünüz? Yoksa kavga falan mı ettiniz Muzaffer Bey'le ne? Yok anneciğim, ne kavgası? Ben sıkıldım o gevur ellerde. Seni özledim, döndüm. Ah kız. Ay. Gülizar, getir koy şunu şöyle. Bak sana ne aldım. Bakalım beğenecek misin? Güzel mi? Güzel olmaz olur mu? Ay. Ne gerek vardı bu kadar masrafa? Zahmet etmişsin. Ne masrafı, ne zahmeti anne? Benim dünyada senden başka annem mi var? Ha? Hadi giy bakalım üstüne, nasıl duracak? Ne bekliyorsun Gülizar? Hayırlı uğurlu olsun balayınız. Bir şey mi diyecektin Gülizar? Eskiden Avrupalardan döndüğünde herkeşlere hediyeler getiriyordun. Maşallah. Şimdi esamemiz okunmuyor yanında. Bana hesap mı soruyorsun? Estağfurullah. Benim gibi bir yanaşma. Sizin gibi bir beye hesap sorabilir mi hiç? Girin.
Valizlerin hepsini yukarı taşıdık Halide Hanım. İyi de bunu bana niye söylüyorsun ki? Şey diyecektim. Evet. Muzaffer Bey Avrupa'dan hiçbir şey getirmemiş bize. Ne yani, buna mı üzüldün? Üzüldüm tabii. Güllü anasına da kendine de almış ama. Üzerindekini fark etmediniz mi? Fark ettim. Eskiden böyle değildi bey. Bizi hiç ihmal etmezdi. Hem var mı öyle arvadın her istediğini almak? Önündeki ağaca bakmaktan arkadaki ormanı göremiyorsun Gülizar. Anlamadım. Niye erken döndüler balayından? Niye Güllü'nün yüzü beş karış asıktı zannediyorsun? Belli ki kavga etmişler. Bu evlilik yürümez Gülizar. Behiye yengemin ruhu üzerlerinde durduğu müddetçe ikisi de mutsuz olacak. Hadi git sen işine bak. Hediyeyi falan da kafana takma. Muzaffer, nasıl olmuş annem? Çok yakışmış. Bak gördün mü? Muzaffer de beğenir demedim mi sana? Ya, hadi daha fazla rahatsız etmeyelim beyi. Sen kal lütfen. Aşağı in. Ben birazdan geleceğim anacığım. Evlenmeden önce muzip çocuk hallerinde beni hep şaşırtırdın. Gerçi hala şaşırtmaya devam ediyorsun ya. Şaşırtıyor muyum? Evet. Mesela az önceki davranışım. Behi'yi bahane ederek balayımızı erkenden bitiriyorsun. Sonra birdenbire en neşeli halinle odama gelip annene aldığın elbiseyi gösteriyorsun. Behiye konusunda haklıyım Muzaffer. Lütfen inkar etme. İnkar etmiyorum. Ama bunun neden evliliğimizi zedelemesine izin veriyoruz ki? Behiye'nin hatırasıyla barışık yaşayamaz mıyız ikimiz de? Bunu beceremez miyiz? Bunu becerebilmemiz için senin daha fazla çabalaman lazım. Söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Ama bunun için senin bana yardımcı olman gerek. Artık bu mevzuda birbirimizi hırpalamaktan vazgeçelim. Peki. Ben de sana söz veriyorum. Bir daha bu konuyla ilgili seni hiç üzmeyeceğim. Güzel. Allah senden razı olsun Reşit. Zehra gittiğinden beri midemize sıcak bir yemek girdi sayende. Bana değil, Hacer'e dua et sen. Bana kalsa yağmurlu havada su bile vermem ama. Şeytan diyor ki, git git diye tut karnın kolundan getir eve. Aman ha, Zehra'nın orada kalması iyi. Biraz sabır. Ya sabır diyorsun da emmim. Ya biz burada sürünüyoruz, anam olacak karı çiftlikte sefa sürüyor. Sürsün. Yarın öbür gün Hacer'i gönderir, kocanla oğlunun da yanında olması lazım diyerekten ufak ufak kafasına yerleştiririz. Aman bey, nasıl giderim ben? Hem bakalım dinler mi Zehra benim lafımı? Vallahi doğru söylüyor Reşit, dinler mi ki? Güzel anlatırsan dinler.
Merak etmeyin. Hem ne demişler? Karga ile konuş leşe götürsün, bülbül ile konuş güle götürsün. Değil mi? İyi bari. Hacer bacım. Şuna az bulgur daha koyarsan bana yetmez. Sabah-ı şeriflerin hayırlı olsun hemşire. Senin de abi. Günaydın Serap. Günaydın. Annen inmeyecek mi kahvaltıya? Ha, uyuyakaldı herhalde. Ben bir gidip bakayım. Aa, ne yapıyorsun anne? Niye taşıyorsun o tepsiyi? Olsun kızım. Ben de bir işin ucundan tutsam fena mı olur yani? Hayır anne, tutmayacaksın. Sen bu evin hizmetçisi değilsin. Bu evin hizmetçisi belli. Niye anneme iş tutturuyorsun Gülizar? Ne biçim hizmetçisin sen? Ben ne yapayım Serap Hanım? Anneniz ısrar etti. Ne olursa olsun, Zehra Hanım'ı çalıştırmanız doğru değil. Bir daha duymayayım. Siz de çalışmak için ısrar etmeyin lütfen. Çiftliğin belli bir düzeni var. Bunun bozulmasını istemem. Hadi anacığım, et kahvaltını. Gülizar. Kız. Ağlıyor musun sen? He? Ağlıyorum eve. Yasak mı? Biri bir şey mi dedi? Yeter artık Seyyar abla bu güllü soyasının bana yaptığı ya. Bizim de bir insanlık onurumuz, bir haysiyetimiz var. Her defasında hizmetçi, hizmetçi diye yüzümüzü yere çalıyorlar. Ayıptır, günahtır be. Ah be evladım, yumruk onlarda, çene sende. Bırak güllüyü müllüyü, uğraşma sende. Benim bir günahım yok ki. Anası olacak o karı tutturdu tepsiyi, ben taşıyacağım diye. Tamam dedim ben de. Vay! Sen benim anama nasıl iş tutturursun diye tepeme çıktı soyka. Ah be kızım, baştan belliydi işin buraya varacağı. Onun derdi başka o soykan. Balayında Muzaffer Bey'le Beyye Hanım yüzünden kavga etmişler galiba. Beye bozuk çalıyor diye kabak benim başıma patlıyor anlayacağım. Allah Allah. Bu kız deli mi ne? Bacım hala öğrenemedi mi Muzaffer Bey'in Beyye Hanım'ı ne kadar çok sevdiğini? Rahmetli. Anlamadım. Ne dedin? Diyorum ki, daha öğrenemedi mi Muzaffer Bey'in Behiye Hanım'a ne kadar aşık olduğunu vakti zamanında? Öğrenemediyse öğretmek lazım o zaman. He? Arkadaşlar, hepimizin malumu olduğu üzere hükümetimiz Kore'ye asker gönderme kararı alarak bütün dünyanın takdirini toplayan bir icraat gerçekleştirmiştir. Öyle ki muhalefet partisi CHP bile karara saygı duymak zorunda kalmış, sınır dışına asker gönderme kararının meclise ait olduğunu ileri sürerek ancak biçimsel açıdan itiraz edebilmişlerdir. Müsaade ederseniz ben de bu konuda birkaç şey söylemek isterim. Buyurun Muzaffer Bey. Evet. Arkadaşlar, sözlerimi öncelikle hükümetimizin aldığı bu kararı hiç doğru bulmadığımın altını çizerek başlamak istiyorum. Basında uzun zamandır Güney Kore lehine bilinçli bir propaganda başlatıldı. Öyle ki binlerce Türk genci hür dünya için savaşacaklarına inandırılarak hazır kıta haline getirildiler.
Halbuki bu Türkiye'nin savaşı değil. Meselenin hür dünya ile falan da ilgisi yok. Bütün mesele Amerika ile Sovyetlerin çakışan menfaatleridir. Dünya ile birlik olmanın, NATO'ya girmenin nesi kötü Muzaffer ağa? NATO'ya gireceğiz diye Amerika'ya yaranarak binlerce gencimizin kanının dökülmesi iyi bir şey mi peki? Amerika lehine hür dünya sloganları atarak bu kandırmacıya alet olmak bize yakışmaz beyler. Muzaffer Bey, Sayın Menderes'in bir sözünü hatırlatarak sizi uyarmak zorundayım. Kore'ye asker gönderilmesi aleyhine yapılacak propaganda ve tahrikat hiçbir surette iyi niyete yorumlanamaz. Bu gibi hareketler ceza kanunumuzda suç sayılmıştır demiştir Sayın Başbakanımız. Canım, Sayın Başbakan'ın her söylediğini, her icatını yanlış olmasına rağmen sorgusuz sualsiz kabul edeceksek nerede kaldı Demokrat Parti'nin demokratlığı? Söyler misiniz Allah aşkına? Yeter be, bıktık altı sene o hizbiciliğinden. Beğenmiyorsan istifa et kardeşim. Burada toplanmamızın sebebi hükümetin aldığı her kararı alkışlamaktan mı ibaret arkadaşlar? Kendi aramızda bile eleştiriye tahammül edemeyeceğiz anlaşılan. Muzaffer, dur bekle bir, dur. Ya ne adamsın be. Ben sana aylar evvelinden tembihledim. Unuttun mu? Tembihlerdin beni bir para paşazade. Hangisini soruyorsun? Yav birader, ben sana önemli olan ne partiler ne de parti tüzükleri. Önemli olan senin benim menfaatlerimizdir demedim mi? Her toplantıda çıkıntılık yapmanın ne alemi var ha? Aynı zamanda en dürüst politikacı saf değiştirdikten sonra değiştirdiği safta kalandır dememiş miydin? Evet, demiştim. Ben de dürüst politikacı olmaya çalışıyorum işte. Bunda şaşılacak bir şey yok. Beni çarşıya bırak. Maaş üstüne. Maşallah Halide ile işi iyice pişirir misin biz yokken? Sana ne bundan? Senden iğreniyorum da ondan. Artık seni zerre kadar sevmediğim halde
Sırf bana nispet olsun diye Halide'ye yamanıyorsun. Sevmediğini garda gayet iyi gösterdim, merak etme. Halide ile ne yaptımsa seni zerre kadar ilgilendirmez. Bundan sonra sen yoluna, ben yoluma. İyi söyledin, bravo. Bundan böyle Muzaffer'le de arama, girme sakın. Girmeyeceğim, tasalanma. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bulgaristan'dan bir misafiriniz geldi efendim. O kadar çok bekledi ki sizin odanızı almak zorunda kaldım. Bulgaristan'dan mı? Allah Allah. Kimmiş? İsminin Selim olduğunu söyledi efendim. Gülizar! Gülizar neredesin? Buyurun Halide Hanım. Bu vazoyu sen mi kırdın? Yoo. Vallahi haberim yok. Haberi yokmuş. Belki sana binlerce kez söyledim. Temizlik yaparken dikkat edin diye. Yemin ediyorum ben kırmadım Halide Hanım. Ekmek musaf çarsın ki. Bir de yemin ediyor. Ben bu vazoyu abime doğum gününde almıştım. Şimdi arasan aynısını bulamazsın. Yeter ama artık Halide Hanım. Ben kırmadım diyorum size. Niye hala üstüme geliyorsunuz? Bana bak Gülizar. Şimdi seni. Ben kırdım vazoyu. Kusura bakmayın. Kazayla oldu. Madem bir halt yedin, niçin saklıyorsun? Fark etmeyeceğimizi mi zannettin ha? Bir seferliğini abime söylemeyeceğim. Ama seni uyarıyorum. Misafir sen misafirliğini bil. Güllü'nün anası olman bana sökmez. Onca yıldan sonra hangi cesaretle döndün Selim? Ha? Halide ile tam evlenecekken kızı yüzüstü bırakıp ortadan kayboldu. Üstelik tek bir satır yazmadan. Bunca yıldır ne tek bir satır yazdın, ne mazeret bildirdin, ne de özür diledin. Halide'yi ne durumda bıraktığını düşündün mü hiç? Ne söylesem huzurunuzda kabul görmeyeceğini biliyorum efendim. Ama yine de müsaadenizle maruzatımı arz etmek istiyorum. Seni dinliyorum. Sizi temin ederim ki Halide hanımefendiye olan sadakatim ve aşkım tamdı. Mamafih, tam da o sıralarda bende korkunç bir hastalık peyda oldu. Hekimlere başvurdum. Bana söyledikleri şey en fazla 3-4 ay ömrüm kaldığıydı. Hekimlerin raporunda yazdığı gibi ciğerlerim saran bu korkunç hastalığın çaresi yoktu. Öleceğimi bile bile Halide hanımefendi ile evlenemezdim. Onu bir iki ay sonra dul bırakmak çok fena bir şey olurdu. Ben de çareyi hiçbir şey söylemeden kaçıp gitmekte buldum. Burada ciğerlerinin sapasağlam olduğunu söylüyor doktorlar. Doğrudur efendim.
mukadderatımı beklemek için amcamların yanına Filibe'ye gitmiştim. Orada Bulgar bir hekim olan dostları şifalı nebatlardan bana bir ilaç hazırladı. Ve bu ilaç bendeki bu hastalığı tamamıyla çözüp attı. İşte karşınızdayım. Eğer özrümü kabul ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bunları başka biri anlatsaydı çoktan kapı dışarı ederdim. Ama sen tanıdığım kadarıyla terbiyeli, dürüst, sözünün eri bir gençsin. Sana inanıyorum Selim. Çok teşekkür ederim. Sizin affınıza mazhar olmak benim için büyük bir şeref. Döndüğüne sevindim Selim. Ama senden bir isteğim var. Buyurun, ne isterseniz. Burada olduğunu Halide bilmemeli. Ama efendim, benim dönüş sebebim Halide hanımefendiye olan aşkımın bir sonu... Anlıyorum, anlıyorum. Elbette. Lakin Halide ile önce ben konuşmalıyım. Ne hissediyor, ne düşünüyor bilmem gerek. Merhaba kocacığım. Aa, bana merhaba demeyecek misin? Bu Beyt Hekim. Bendeniz Selim efendim. Halide Hanım'ın eski nişanlısı. Öyle mi? Halide'nin eskiden nişanlı olduğunu söylememiştin bana. Fırsatım olmamıştır. Tanıştırayım. Eşim Serap. Memnun oldum efendim. Zarafetiniz ve güzelliğiniz karşısında saygıyla eğiliyorum. Çok merse. Muzaffer, istersen Selim Bey'i çiftliğe yemeğe davet edelim. Hı? Hem eski günleri yad etmiş olursunuz. Başka bir zaman inşallah. Şimdi müsaadenizle. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Muzaffer. Biz de yemeği büyük kulüpte yiyelim mi bu akşam? Olur. Sen arabada bekle. Ben Zekia ile görüşüp gelirim. Tamam. Aleykümselam. Altında at arabası var. Selamünaleyküm. Ya Kabak, kardeşim bak konuşmayayım diyorum ama olmuyor ya.
Ya arabın eşeği gibi yükledin bu tümüne valiyi üzerime gidiyorsun ya. Belime dün geceden beri bir ağrın yükseltti. Yoksa seni böyle yalnız bırakır mıydım Erender? Ha? Ha bak, bak hele. Rokofor peyniri aldaktıydı. Sen... Rokofor peyniri? Aldık kabak aldık. Zaten sayende 200 liranın 100 lirasını hacamal ettik. Abo. Ya bak. Şu yanlıya doğru bir bak hele. Kim geliyor? Hocam. Hocam. Şükür sizi buldum hocam. Hayırdır evladım, ne var? Defineyi buldum hocam. Ne? Ne? Tam söylediğiniz yeri kazdım. Dediğiniz gibi bir küp dolusu altın ağacın altında gömülüymüş. Min terabillallah. Sen ben bir ricada bulunacağım. Nedir? Halide'ye Selim'den bahsetme hiç. Tamam mı? Neden? Selim yıllar önce Halide'yi tam da evlenecekleri gün terk edip gitti. Halide'nin yeniden eskiye dönüp kendini hırpalamasını istemiyorum çünkü. Peki. Sen nasıl istersen. Bugün nihayet Adana'ya vardım. İlk işim Muzaffer'i görmek oldu. Meymenetsiz herif. Suratı onca yıldan sonra hala aynı uğursuzlukta. Yeniden evlenmiş. Karısı Serap nefis bir parça. Hastalık yalanıma hemen kanıverdi. Aptal Muzaffer. Kendime haksızlık etmeyeyim. Ben de rolümü çok iyi oynadım. Halide'yi tekrar avcuma almam düşündüğümden de kolay olacak gibi gözüküyor. Yüzüğü sen mi koydun? Tövbe. Ne yüzüğü ya? Banyodaki yüzük. Demin buradaydı yüzük.
kendine gel. Yeter! Neden hala unutamadın onu? Ha? Neden senin için bu kadar önemli? Neden?